Merhaba. Bugün yine Çin'den aldığımız bir zımbırtı inceleyeceğiz. Bu zımbırtı kendisi external charger. Alıyorum. Bu sefer artık profesyonelce işleyeceğim artık. Şöyle göstereyim kendisine. Evet. Hop. Kutusundan aldı. Bayağı oldu ben bunu ya. Alalı çok olduğu için daha yakından iş yapamıyoruz. Buna odaklanamıyoruz. Umarım görüyorsunuz. Neyse işte. Bu görmüş olduğunuz aletin bir 5 voltluk girişi var. 5 voltluk USB girişi var. 5 voltluk USB çıkışı var gibi düşünebilirsiniz bunu. Ondan sonra kendisi 3000 watt değerinde. Şurada yazıyor. Arkasında bir yerinde yazıyor. Şöyle bakarsanız yazıyor. Şimdi dilerseniz bu siktir boktan aleti denemeye şerefine nail olalım. Öncelikle bu alet şarj edilirken nasıl bir tepki veriyor ona bir bakalım. Direkt gel oğlum şöyle. Gel oğlum. Kendisinin yanında bir de USB kablo verilmişti. Görmüş olduğunuz üzere bu USB kablo ya bildiğiniz ne oluyordu bu ya? Mini USB mi oluyordu? Unutayım. Yine hep yanlış söyleyip duruyorum. Mini USB A mı diyorlar? B oluyor sanırım bu. USB B'ye bildiğiniz USB B kablosu. İşte bunu bir şarj edelim. Ya şarj etmeye takalım mesela atıyorum. Tabi bunun için USB'yi bilgisayara takabilip şarj edebilirsiniz. Ya da çünkü öncelikle bunu belirtmeyi unuttum ama kendisi 1 amper ve çalışmakta. 1 amper. 5 volt. Yani sonra da şunu şöyle zımbırtıyı bulamam ki zaten ilk seferde. Takalım. Umuyorum kablo yetişecek. Bok yetişecek. Evet çok güzel. Evet sayın. Evet. Şöyle. Çıktı. Çok güzel. Bir kez daha sinir olmakla beraber ben geliyorum. Geleceğim ben. Evet. Tripodum. Gel oğlum şöyle. Oğlum, oğlum, oğlum. Evet. Şarj edilirken kırmızı ışığı var kendisinin. Görüyorsunuz. Böyle. Şarj bitince bu ışık maviye mi dönüyordu? Sanırım maviye dönüyordu ya. Kanıt cidden maviyim. Şimdilik bu kadar yeter. Bunu şarjdan çıkartacağım şimdi. Hop çık oğlum. Sonra takılma. Kulaklık kablosu takıldı. Bu görmüş olduğunuz aygıtın hani şimdi bunu takıp bunu buraya taktığımızda ise kendisi şarj edici özelliğe kazanıyor yani. Denemek amaçlı olarak önce bir telefonumuza takalım. Şurada telefonumuzu görüyorsunuz zaten şurada bir yerlerde. Aldım. Görmüş olduğunuz üzere telefonumuzu önce bir açalım. Telefonun yüzde kaç şarjı var? Size bunu bir göstereyim ben. Önce bir. Bok gözükür. Gözükmüyor. Neyse işte. Görüyorsunuz. Neyse. Bunu alıp çektiğimiz vakit iğrenç bir ses duymaya başlıyorsunuz. Evet, bu iğrenç Çin malı aletin özelliği bu. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama telefonumuz şarj ediliyor şu anda. Telefonumuzun içindeki pilin 1500 mAh falandı sanırım. Bu da 3000 mAh olduğunu iddia eden bir alet. Yani iki şarjlık yeteceğini söylüyor ama inanmayın bir kere falan bile şarj etmiyor. Ulan ağladı alet. Ama şu an şarj ediyor gördüğünüz üzere. Şimdi mesela bu aleti denedik. Tamam bunu telefonu şarj ediyor gözüküyor. Siz de gördünüz herhalde. Umuyorum. Çık oğlum. Çık. İkinci bir aletle deneyelim. Telefonu da atalım şuraya. Gel oğlum.
Evet. Elimizde 4. nesil bir iPod Nano var. Bakalım bunu şarj edecek mi? Evet. Gördüğünüz üzere bu da kendisi de bu da şarj oluyor. Yani köşede bir kapatayım bunu. Şarj ediliyor işareti görüyorsunuz. Yani çantanızı attığınızda en azından çok az bir şarjı kalmış aletleriniz için gayet iyi. 1000 amper, 1 amperle çalışan her aleti şarj edebilir. Çin malı olduğu için 3000 mAh yazısına inanmayın. Ama gün kurtarabilir bir alet kendisi. Sen de çık. Sen de çık. Atalım şöyle. Evet, ürünümüzü tekrar bir avuç şu kadar büyüklükte. Yani yaklaşık olarak işte ne bileyim bir parmak uzunluğunda değişik bir alet kendisi. Bir tane kabloyla her türlü yanınıza taşıyabilirsiniz. Hoş. Afiyet bal şeker olsun. Ürünün linki her zamanki gibi şurada. Evet, YouTube'çuların yaptığı bu zımbırtıyı da yaptım sonunda. In the description below falan derler ya. Neyse, zirzopluğun alemi yok. Bay bay.